Günaydın. Bu sefer vlog çekmeye çalışacağım. Tabii becerebilirsem. Ufak tefek bir hazırlıklar yapacağım. Saçımı yapacağım. Üstümü giyeceğim. Hafif bir makyaj yapacağım ama makyajı acayip parlak istiyorum. Çünkü çok mutlu yandım. Zaten mutlu yandığım için de vlog çekiyorum. Normalde vlog çekmem biliyorsunuz. Bir heveslendim. Deneyeyim dedim. Belki beceririm, belki beceremem. Hiç vlog çekmedim. Çekmeye çalışacağım. Böyle ön kamerada çok kötü gösteriyor zaten. Bir tuhaf hissediyorum kızarık yüzümle. Öyle şimdi yüzüme krem falan süreyim. Saçımı yapayım diyorum. Daha sonra makyaj yapayım. Şu kablolar bir gün kopardı. Ay, arkasının dağınıklığına gel. Şurada örgüm var bir tane. Diğer tarafı da örsem mi örmesem mi diye karar veremedim. Ama bir dakika. Çünkü hazır makyaj yapacakken. Her zaman söylüyorum zaten. Makyajımı yapmadan önce yüzümü nemlendirmem gerekiyor. Saçımı yaparken yüzümde nemlensin istiyorum. Şöyle firmanın bazını kullanacağım. Bu da bir şeye yaradı mı yaramadı mı anlamadım. O yüzden alın ya da almayın diyemeyeceğim. Bu arada tırnaklarıma takma diyenler var böyle. Gerçekten takma değil. Bakın. Maybelline'in kaş sabitleyicisini kaşımı sabitleyeceğim. Çünkü bunun içerisindeki kıl tanecikleri ve renginden dolayı kaşımı boyama ihtiyacı duymuyorum. Ve tam verdiğim şekilde renkli korektör var ya bunu alacağım. Çok hafif yeşilden. Suyu tekrar alıyorum. Şimdi yerimi ıslatacağım. Yüzümü tekrar ıslatıyorum. Aslında bu fondöteni kullanmamam lazım. Lekelerim var ve biraz belli ediyor. O kadar yüksek bir kapatıcılık da değil. Şu Rimmel London'ın fondöteni normalde kuru ciltler için falan dediler bunu. Bayağı yorumlarda gördüm ama yağlı ciltler için değil bu fondöten. Bundan artık eminim. Ya normal karma ciltler için galiba ya da kuru ciltler için. Dönüş serum falan yazıyor. Fırçayla süreceğim çünkü kapatıcılık sağlasın istiyorum. Bayağı parlak içli bir fondöten. Yapısını çok beğendim. Konuda yalan söyleyemeyeceğim. Ama yağlı ciltler için değil ya da yağlı ciltler için değil diyemem ya. Sivilcenizin izleri falan varsa biraz sıkıntı yaşanıyor. O yüzden biraz süngerli izlerinden geçeceğim. İyice oturtayım. Şu Vatan Vardin Corrector ile kapatacağım. Bende zaten bunun en açığı var. Şöyle mesela bakın. Oranın ışığı çünkü ters ışık burada. Ama bu kısmı çekemem. Masa yok. Geçen videomda şey sormuştunuz, siz söyleyin, şu jel highlighter'ları kullanmıştım Biolus'un ama diğer rengini kullanmıştım, bu rengini kullanmamıştım, bunu çok soruyordunuz, şimdi bunu kullanayım dedim. Şöyle altın tonlarında bunun tonu da. Elime çok fazla aldım yalnız. Her tarafıma çok fazla aldım şu an. Şu an şu ürünü çok çok fazla almam. Elime aşırı aldım. Dur kapaklama gideceğim. Elimdekileri artık ne yapayım? Işıl ışıl oldu her yerim. Işıl ışıl her yer. Bu kadar ürün yaptık ama gözüme çok parlattım sanki. Biraz göz kapama bronzer geçeyim çünkü çok sürdüm gözüme gibi geldi. Şuna bakayım. Aynen şu bronzerdan biraz geçeyim. Başka ne yapacaktım ki ne? Bunlarla işim yok. Şimdi kirpiklerimi bir kıvırayım. Çünkü neden olmuyor? Tek düşüncem şu an kıyafetime değmez herhalde diyorum. Yine Rimmel London'ın bir tane göz kalemi var. Bunu gözümün içine uyguluyorum. Bu görüntü çok sevdiğimi söylüyorum. Bakarsanız çok farkı var. Şimdi yukarı bakayım.
Böyle boktan maskara olamaz ya. Kusura bakmayın da iğrenç yani. Maybelline, aynen Pushup Angel maskarasını sürdüm kirpiklerime de. Uzatıyor ama aşırı böyle bir volüm falan vermiyor ama uzatıyor. Kalemiyle çok hafif geçeceğim dudaklarımı. Ondan sonra gloss falan süreyim diyorum. Notun 01 Vanilla Sky gloss'unu süreceğim. Keşke sade gloss'um olsaydı. Bunu alacağım. Zaten ilk işim şeffaf gloss almak kesinlikle. Ben bunu beğenmedim. Çok pembeye doğru kaçtı. Hiç sevmedim. Caprini, Caprini. Orada gözükmeyeceği için. Elime alıyorum şu 05'ini. Gloss'umu alacağım tekrar. Makyajım bitti. Şöyle ışığa doğru tutayım dedim. Hayvan gibi parlıyorum yalnız. Çok iyi değil mi? Çünkü bugüne böyle uyandım demiştim size. Şöyle de gün ışığında göstereyim. Bizim gün ışığı çok fazla vurmuyor odaya ama. Hatta hiç vurmuyor. Şöyle işte bu şekilde yaptım. Hani yüzüme far falan sürmedim. Daha çok parlamaya yönelik bir şeyler yaptım. Onun dışında maskara, işte gloss falan sürdüm. Şimdi üstümü falan giyeyim. Ondan sonra sizinle şu dağınıklığı toplayalım diyorum. Çünkü çok fazla dağınık oda. Her türlü her şey var her yerde. Bu da aynı. Şimdi burada makyajımı yapıyorum. Buraları toparlayacağım. Sonra düğün var. Yarın düğüne gideceğim. Annem tek gitmesin diye gidiyorum. Tanımıyorum. Hiç kimseyi tanımıyorum. O yüzden gömlek pantolon falan giyerim zaten. Bu kiloyla da uzun süre bir elbise giyemem. Kilo verene kadar en azından. Bugün spora gidecektik. Gitmeyebilirim. Giderimizse çekelim diyordum. Ona gidemeyeceğim galiba. Üstümü giyeceğim. Dışarı çıkacağım. Kendime bir şeyler alacağım. Üstüme giydim ama şöyle bir şey var. Yüzümde güzel duruyor değil mi? Para para. Pul pul hafif duruyor ama gayet güzel bence. Çok şey değil o ayarında böyle. Her neyse. Üzerimi bu şekilde çok sevdiğim şey giydim. Söyleyin. Sweet'i giydim ama şöyle bir sıkıntısı var. Böyle direkt göt göbek meydanda yani. Çıkartsam mı diye düşünüyorum. Çünkü alışveriş yaparken rahat edemem. Bu böyle kalkacak falan filan. Onun dışında pantolonumu giydim. Tombiş dediğim gibi kilolu bir insanım. Şiş koyayım. Ben şu atlarda benim sıkıntı yok bacağımdan. Benim şu basen kısmında çok var ya. Mesela belim falan daha incedir. Ama basen göbek var bende ve vermem gerekiyor. Kilo vermeyi gerçekten çok ama çok istiyorum ki şunlar gitsin de. Arkadaki tüte dağınıklığa falan bakın. Benim buraya hemen toplamam lazım. Ben buna pis fırçalarımı koyacağım. Pis fırçalar. Ve süngerlerim. Buradan buraya olsun. Bunlar mutfaktır vesaire çöp olanlar. Satmayalım. Aynı işlerim. Aynı işlerim de tamam. Hangisini taksam ya? Hayır, ayar oldum şu an üzerindekine. Hayır, zayıf olsak sorun değildi. Topuklu ayakkabılarım benim öyle.
Zayıflasam. Keşke zayıflasam çünkü zayıflasam çok şey giyebilirim, çok şey kombi yapabilirim. Zaten dediğim gibi geleyim gereği, mesleğim gereği de belki. Ben zaten mesleğimi çok seviyorum, moda okudum biliyorsunuz. Modayı çok seviyorum. İyi ki de moda tasarım okudum ama şöyle bir şey var. Benim de mesela şu an mesleğim öyle. Ben kiloluyum ve istediğim şeyleri giyemiyorum. Sonra mesela görenler şey diyor, ya sen moda mı okudun? Moda okudum. Ben bir giyeceğim. Ama ben bir zayıflayacağım. Ben bir giyeceğim, o zaman göreceksiniz. Ayakkabı konusundan çok seviyorum. Çeşit çeşit var ve çeşit çeşit hala almak istiyorum. Kilomdan dolayı hiçbir şey olmuyor. Kilo vermem lazım. Kilo verdikten sonra da o ayakkabıların hepsini giyeceğim. O ayakkabıların hepsini kombinleyeceğim. Çantalarımın hepsini takacağım. Öyle. Şu anda sadece sweet pantolon idare ediyorum. Yapacak başka hiçbir şey yok. İşte hazırlandım falan. Annemi bekliyorum. Misafir geldi. Bir görmedim. Görmeyi düşünmüyorum. Yani pek aram yok dediğim gibi. Hani bazen benim evde olduğumu bilmiyorlar. Sonra gelip görmedi falan der yani. Annem de hazırlandıktan sonra çıkacağız. Ayakkabılarımı yerime koydum. Düğün için ayakkabı alır mıyım almaz mıyım bilmiyorum. Aylar sonra topuklu ayakkabı giyeceğim. Çok garip hissediyorum. Çünkü zayıflamadan topuklu ayakkabı giymeyi istemiyordum. Yani giyebilirsiniz aslında. Ben de giyebilirim ama yakıştırmıyorum ya. Bilmiyorum. Ya böyle kendimi çok garip hissediyorum topukluyla kiloluyken. O yüzden benim yaz sonuna kadar bütün kilomu vermem lazım. Topuklu giymem lazım. Saçım buradaydı benim. Saçım buradaydı. Şu kadar uzamış. Çok mutluyum. Gıdığıma bak ya. Allah'ım ben gıdılı bir insan değildim ya. Neyse annem işte diyor ayakkabı alsak, ayakkabı alma bence. Üzerine gömlek falan al da ben çok kararsızım. Çünkü ayakkabı da almak istiyorum. Niye ben zayıflayamıyorum? Çünkü çok yiyorum. Hayvan gibi yiyorum. Tabi bu şeyleri görüyorum ya, zayıfları, tamam mı? Burada yiyorum, şurada yiyorum, şöyle yiyorum, bunu yapıyorum diyorlar. Ama kilo almıyorlar. Açıklar mısınız? Neden yiyip yiyip kilo almıyorsunuz? Ekmeği yemiyorum. Pirinç yemiyorum. Ama kilo alıyorum. Çünkü abur cubur yiyorum. Abur cubur anasını ağlatıyorum çünkü babam bakkal ve ben sürekli abur cubur yiyorum. Gerçekten kararsız bir insanım. Diğerini giymiştim ya, onu çıkarttım. Bunu giydim. Hatta bir tişört giydim. Öyle. Çünkü rahat edemedim. Normalde zayıf olsam, hani şimdi göbeği açık falan direkt giysem, açık olsa sıkıntı yok. Hani onunla yine rahatsızlık duymam. Ama şimdi kilolu bir insanım. Onu giydim. Hafif açılınca falan sıkıntı yapıyorum. Böyle daha mantıklı. Merdivenin alt ışığı güzelmiş ha. Öyle giydik. Çıkıyorum şimdi. Bu da Puma. Ayağındaki de bunu uydurdum. O da Puma. Puma'yı çok çok seviyorum. Hiç şaşırmadınız biliyorum. Sarı denedim. Çünkü ve sarının rengi çok güzel. Burada böyle neon falan duruyor ama öyle değil. Gömleği çok sevdim ama dediğim gibi altındakini hiç beğenmedim. Yoğurt yediğini nereden izledim? Nereden? YouTube'dan. YouTube'dan izledim, evet. Her gün yoğurt ye. Annem YouTube'daki her şeyi uyguluyor. Ne varsa uyguluyor. Bir de şey neydi? Beşi çaydan limon gene. Başka? Onu tüketeceğim, o da çok güzel. Şimdi benim moral monlarım bozuk ya. Ay ben bugün vlog çekecektim, çekemedim. Çekemiyorum işte. Vlog neden çekeyim? Bir dakika onu söyleyeyim, bir dakika dur. Birincisi Bağcılar'da vlog çekilmez. Hepsi öküz, hayvan, bayağı böyle. İkincisi bir daha Bağcılar'a gelmeyeceğim. Bunun kesinlikle kararını verdim. Çünkü hiçbir şey yok. Kıyafet Bağcılar'dan bulunmaz. Tam kiloluyum ama bana göre bırak, zayıflara göre bile yok bence. Yok yani. Değil mi anne? O kadar evet, denedim. Güzel bir şey olmaz. Önceden güzel düşündük de. Evet ya, biz o yüzden Bağcılar'a deli gibi çıkardık ama artık çıkamıyoruz. Çünkü hiçbir şey yok. Öyle işte. Bir daha ben sana bir şey anlatacağım. Şu yolu geçelim caddeyi. Çok sıkıntılı. Çok utanıyorum. Mail adresime baktım. Bir mesaj gelmiş annem. Yabancı bir şey firma bana gözlük gönderecekmiş bedavaya. Gözlük şey vermişler, gözlük fotoğraflarımı. Çok yakışıyor falan demişler. Gözlük gönderecekler bedavaya. Ve dolar fiyatı üzerine. Tek fiyatı işte 200 TL'ye falan tekabül ediyor böyle fiyatı. İşte ben dedim ki anne. Bir baktım tamam. Kodu falan girdim, bedavaya geliyor gözlük ama kargo fiyatı var. Kargo fiyatı da 40 küsür bir şey. Yani işte parasını göndermiş. O yüzden almadım. Eğer isterseniz kodu size verebilirim. Çünkü ben yani 40 TL'ye verdikten sonra ne anlamı var o gözlüğün dedim, almadım. Annemle sabahtan beri tartışıyoruz. Bana diyor ki, senin yüzünden geldim. Ben de seni biraz rezil edeyim. Yıktı. Bak şimdi nasıl yıkacak? Senin yüzünden geldik. İşte o kadar boşa gezdin, zaman geçti ya, namaz falan kılacak, yemek hazırlayacak diye. Bir şey alamadı ama sağ olsun. Kinder aldı. Bir tek ona yaramış, başka yok. Bir de çanta aldı. Nasıl yerden yere vurur? Görüyor musun? Adam adama diye bu kadar vurulmaz. Ama bak çıktık tamam, bak ben kıyafet alalım demedim. Çünkü tanımadım birinin düğünü, istediğim şey evden giyerim dedim. Ki
bana kalsa sivit giyeceğim hani o derece. Yok işte giderim alalım dedi. Tamam gittik aldık. Sonra bana şimdi diyor ki sen yüzden gittik, zaman kaybettik. İşte neymiş efendim? Anlasaydım zaman... para vermedin diye işte. Ben dedi ki evde gitmeseydik sen beni götürmeyecektin, para vermeyecektin. Ben ne zaman dedim? Demedin ama öyle kendi içime ben gittim. Demem işte. Onlar diğerleri diyor. Ben demem. Seda ama sen öldürecek seni. Dedim Seda yapıyor. Ben yapmıyorum. Benim öyle huyum yok ama. Kaşar bize satın. Ne yapayım? Benim bakkalımıza kaşar var. Bilmiyorum. Etanolu değil ki. Benim yana verim nasıl alacaksın? Hayır. İstemem benim. Bu kaşar ondan güzel. Hani kaşarı falan bırak. Kıyafet alamadım. Seda bugün hep böyle. Korktu. Ama gerçekten ama sen bak bağcada kıyafet kalmamış. Ki bak ben anne evden çıkmayan bir insanım. Ben sen ne diye bağcılara evet nazar değdi. Bağcılara ne diye götürüyorsun? Benim acil butik açmam lazım. Artık mesleğime girmem lazım. Kıyafet yok. Kıyafet yok. Kıyafet almam lazım. Gerçekten okulu bitirmek istiyorum bir önce ve butik açmak istiyorum. Allah nerede açtırır bilmiyorum. Küçük bir şey olsun. Ben giyineyim yeter. Hiçbir şey yok hiçbir yerde. Aldım çantayı göstereceğim. Size ne kadar aldım tahmin edin. Göstereyim ondan sonra tahmin edin. Evet. Çantam çok güzel. Çok sevdim. Bu da diğeri zaten. Şimdi spor çantamı falan ayarlamam lazım. Yemek yiyeceğim. Ondan sonra spora gideceğiz. Beraber gideceğiz. Sizi de görün istiyorum. Çanta bu şekilde. Böyle. Güzel değil mi? Şu şöyle açılmalık. Şu önde küçük 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 bir gözü var. Buraya telefon sağır mısın acaba? Tamam. Telefon da öne sığıyor. Daha iyi oldu. Önüne telefonumu falan koyarım. Bunu da yaparım. Eğer bağcılarda oturuyorsanız bu yürüyüş yolunda bu arada. Depo diye bir şey var. Depo diye bir yer vardı. Oradan almıştım. Bak kemik var ama bu gıdık niye var? Niye bu gıdık var? Neyse. O gıdığa gidecek inşallah. Spordan sonra. İnternetten hareketler baktım. YouTube'dan şöyle şöyle bir şeyler diyor. Böyle böyle bir şey diyor ama onları yapacağım. Bir şekilde o gıdığı gidereceğim. Şu basenleri de gidereceğim. Hepsi gidecek ama çantama bittim. Çantamı gerçekten çok çok beğendim. Beyaz bir tişörtle falan yazında takarım. Çok rahat bir çanta. An işte ele aldım. Tam bu şekilde takarım. Belime takmam bakkalcı gibi duruyor. Tamam bakkalcı oradan biliyorum. Esnaf adam gibi duruyor. Ben bu kısmı sevmiyorum genelde. Bu şekilde takmayı daha çok seviyorum. Belki kiloluyumdur diye diyeceğim ama bilmiyorum. Böyle daha güzel bence bu çantalar. Çok daha rahat. Yemek yiyelim. Şu makyajımı çıkarayım ama ben. Spora bu makyajı nasıl gideceğim? Hayatta gidemem. Ama bugün gideyim ya. Çünkü bugün sizle beraber olacağım. Makyajla gideyim diye düşünüyorum. Yanıma temizleme suyunu alırım. Havuza girerken yüzümü temizlerim. Şu etiketlerden nefret ediyorum. Kıyafetlerin arkasındaki. Şimdi makyaj çantamı değil. Spor çantamı hazırlayacağım. Onu da beraber hazırlayabilirim ama makyaj suyu yanıma almam lazım. Havuza girerken makyajımı temizleyeceğim. Zaten bitti bu. Şimdi bu bitti. Şu L'Oreal bitti. Şu ikincisini çıkarıyorum. Bu zaten finish. Bunu çıkarayım. Masaya koyayım. Şu şampuanlarımı falan koydum. Saç kremi koydum şeyin içerisine de. Makyaj temizleme suyumu koyacağım. Ardından şunlar şöyle dursun. Tamam video çekir. Koş. Annem pazar günü çekiyorsun. Ne yapayım ben? Ben sana video çekim. Ah hareket et. Bunu da çek. Tamam mı? Oraya çekmek zorundayım. Kardeş geçim kaynağı. Ne? Evet ya YouTube bana para verme. Ben sana anlattım anneme anlattım. Sen yabancı bir tane firma gözlük markası. Gözlük anlaşılması kodluyorlarmış bana. Tamam gelsin girdin kod falan içinde. Çok tatlı ama çok çirkin oluyorum. Akma böyle. Hani böyle iyiymiş. Nesi iyi be? Çok çirkin. Ben sana ruj sürmek yok demedim mi ojenin dışında? Ben dedim. Ben sana dedim. Ojenin dışında başka bir şey sürmek yok demedim mi? Bak ben aynanı tekrar etme. Bak ben aynanı tekrar ediyorsun. Ojenin dışında başka bir şey sürmek demedim mi? Dışında başka bir şey sürme demedim mi? Tamam. Tamam bir daha sürmeyeceksin. Bir daha sürmeyeceğim. Sürmeyeceğim bir daha. Oje. Ojenin dışında başka bir şey yok. Makyaj yok oje. Makyaj yok oje. Oje dışarı bir suyu geçti dedim sana. Açıyorum. Hayır. Sana Q. Q.
Bak, makyaj zararlı. Çok haklı. Tam sür. Bari bir ruj sür, fondöten sürme. Mahalleye yanarken. Şu an ne? Neydi o? Mahalleye takın orası saçını tarayın. Mahalleye takın orası saçını tarayın. Çıkart orucunu, sil. Sil orucunu. Sil. Al şunu sil. Aman, sil orucunu. Sil. Bir daha yok, tamam mı? Oje sür. Ama ruj yok. Aferin. Alkış. Tam yeter, çok sildin. Yeter o kadar sildin. Aferin bak. Bak çok güzel oldu. Güzel oldu. Evet oldu. Ojelerini de göster. Bak göster göster. Peçeteyi bırak, ojeler kalsın, ojeleri silme. Kalsın, aferin. Göster ojelerini. Bakın de ojelerime. Ben hemen moda geçiyor. Hemen YouTuber modu. Bunlar bak hemen YouTuber modu, gördün mü? Bak daha yeni söyledim ama. Pis onlar. Yeni kavga ettim zaman için. Evet. Evet. Nasılsınız? Senden böyle. Aşkım. Ben de şimdi bacağımı öpeceğim. Evet, bay bay. Görüşürüz, bay bay. Öp bir tane, beni de öp. Oh, aşkım. Ama mı sürmüşüm? Evet, ben de ruj sürmüşüm ama benimkiler zararsız ruj. Zararsız ruj. Evet, zararsız ruj sürdüm. Gözümü de taktım. Aynen, göz takılı, artık gidebiliriz. Okey. Artık spora gidebiliriz. Şey yapacağım. Şeytan uyup sweet alacağım. Artık gömlek falan hiçbir şey bakmayacağım yani. Ay bak bu sweet'i beğendim ben. Çok güzelmiş. Değil mi? Fiyatı neymiş? Oha. 40 TL'ymiş. Bence normal. Kutuna göre çok normal. Ama güzelmiş. Dur bakayım. Çantamı Seda'ya verdim. Dedim ki ineyim bir şeyler bakayım güneşten. Hani belki bir şey bulurum, alırım vesaire diye. Gel gelin ki. Köpek mi geliyor lan? Ödüm koptu. Gel gör ki bir şey bulamadım. Yine bir şey bulamadım. Zaten telefonu çıkarınca mesela millet mesela direkt böyle bakıyor. Ben mesela evde utanan bir insandım. Nasıl hani video çekerken evde bile utanıyordum. Köpek geliyor galiba. Korkuyorum şu an. Ay yanda köpek var. Sessiz. Geçtik. Hani siz söyleyin, utanan bir insandım bizimkilerden bile ki ben dışarıda nasıl vlog çekeceğim? Alamsız şu an arabalar geçiyor, umursamıyorum. Neler dediğim bakayım kendime kıyafet falan. Yok, yani yok. Ya çok klasik, çok kadınsı, bir de böyle hep hayvan desenleri olmuş, hepsi çizgili falan olmuş. Beğenmedim. Onun dışında kot ceket falan beğendim. Onları da annem beğenmedi. Çok sport dedi, daha klasik giymen lazım falan dedi. Öyle şimdi spora gidiyorum ama sporda geç kaldığım için sadece havuza gireceğim. Ananı. Ay köpekler. Bir dakika. Şu an. Ne oluyor be? De şu an. Sokak kapkaranlık lan, ben nasıl gideceğim? Şu an korkuyorum. O seni indirip gider lan bu saatte. Ben spor salonu kapanacak diye çok zor gidiyorum. Sakinim. Kuzuları say. Şu an köpekler gelecek diyorum, kuzuları saygıyorum. Köpek kuzu yer. Işık zaten yok ki ya. Oha, trafik ışıkları bile yok. Kim nasıl geçecek belli değil be. Gözükmedim, o kadar eminim ki hiçbir şey yok. Arada bir ışık var. Şurada bir sokak ışığı var, o da zar zor yandı. Öyle işte. Kendim bir şey bulamadım. Annem yarın Şinirver'den bak diyor. Öyle düğüne geçeriz diyor. Ya benim düğünüm değil. Kimsenin düğünü değil. Ben zaten normalde düğüne müğüne gitmem. Ne diye heveslendiysem işte. Üf, ne zor oldu kıyafet bulmak. Işığı gördüm ya, gaza geldim gene. Işığı görmesem. Of of. Öyle. Çok isterim böyle tutup
sizinle beraber yürümeye, vloglar çekmeye şu an gaza geldiğim için kimse olmadığı için yapıyorum. Işık daha gitti, hiç geldi ışık. Ama yapamıyorum. Beceremiyorum. Gözümde ne güzel yansıyor. Yani. Lens alışmışım ya, gözlük bir tuhaf geliyor. Yakışıyor mu be harbiden gözlük? Bakayım be. Bence yakışıyor be. Şimdi tombiş bir yüzüm var ya. Bak aslında böyle güzel duruyor bak kemiklerim falan. Ama böyle alttan çekiyorum. Direkt gıdığım çıkıyor. Çok sıkıntılı. Şu an tek başıma gitmeyeyim diye sizinle konuşuyorum. Bak, bu anlarda vlog iyi aslında. Korkumu yeniyorum. Şimdi sokakta tek başımayım. Ay kapşonu da takayım mı? Çok severim sokakta kapşonlu. Evet şimdi olduk. Arkadan da bir şarkı. Siz söylersiniz artık ben de dinlerim. Olur mu? Sözle beraber spora gidecektik. Ama yapamadık. Olsun be. Canım sağ olsun. Havuza gideriz. Mecburen biraz havuza girelim. Spor yine olmadı. Maalesef. Kesin ondan var ya, adım kadar eminim be anne. Adım kadar eminim. Şimdi sana bunu yüzde söyleyemedim ama buradan izleyeceksin. Kesin ondan. Tişörtün önü açıktı annem, o yüzden istemedi kesin kot ceketin içine. Bahane oydu, dedi ki Şirinevler'den alırız. Ah ulan anne. Çok fenasın ki. Kolum ağrıdı be. Bu vloglar ne yapıyor be böyle gün boyu? Şimdi böyle uzaktan kolay. Ama işte gel gör ki bana sorun bir de. Geldik. Otele geldik. Otele gireceğim. Üstümü değiştireceğim. 10 saate üst değiştiririm. Havuza gireceğim için makyajımı çıkaracağım. Ondan sonra gireriz. Adam bakıyor. Yetişemeyeceğim bir kadar korktum ki en azından havuza gireyim dedim. Spora gidemiyorum. Makyajımı direkt çıkartıyorum. Şöyle atmak gerçekten içimden gelmiyor. Bunu atar mıyım bilmiyorum ya. Ay çok kötü. Havuz kısmı burası, normalde spor şu ileri kısım mı? Ama oraya gidemiyorum çünkü zamanım yok. Bir saat gideceğim, çıkacağım, kapanacak birazdan. Seni almıyorum, kendim alıyorum. Daha ne kadar çirkin olabilirim onu tartışıyorum. Salonla burasıydı ama gidemedim. Bir şey söyleyeyim mi? Zerre halim yok. Saçları ıslak zaten, yine makyaj sıfır. Ne yapacağım bilmiyorum. Gideceğiz abim kahve içelim falan. Şey yapalım şimdi biraz yorumlarınızı falan okuyayım diyorum. Ayrıca insanın başı ağrıyınca ağrı kesici içememesi çok zor değil mi? Ben ağrı kesici içemiyorum. Ay keşke içebilsem. Kesinlikle ağrı kesici içemiyorum ve başım çok ağrıyor. Allah'ım ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ağrı kesici içmemem lazım ama. Ağrı kesici için de aletim kesiliyor. Zaten olmuyorum. Yani o yüzden içemiyorum. Çok zor ya. Bu diyetişim. İnsanlar bu diyetişim nasıl beceriyor acaba? Şu an bunu dondurmayla anlatıyorum ama. Buna. Tam bu videodan, tamam mı? Diğer videoları katmayın. 3 ay sonra. Ki videoma yorum yapın. Zayıflamış mıyım, zayıflamamış mıyım diye. Ben de onları göreyim. Önceki bu videoyu izlediğinize dair bilgi edineyim. Şaka bir yana. Şu an millet şey diyor. Şu an herkes 3'e ayrılıyor. Ve bundan sonraki videolarımda da 3'e ayrılıyor olacaklar. İşte bir grup var. 3 ay sonraki videoma şey alacak. Ya Havana sen nasıl zayıfladın falan filan diye eminim. İnşallah. Şimdi hidoma tripte gittim. Belki zayıflayamam. Bir diğer gruptaki kişi de ulan dombili sen zayıflar mısın? Neren zayıflamış falan diyecek. Bir diğeri de bu kim ya? Falan diyecek. Bu kim ya? Siz hangi gruptan olacaksınız bilmiyorum ama kalorisi çok değilmiş ayrıca. Ona da baktım direkt. Ben kalori hesabı yapan biriyim de bir de kalorisine bakıyorum. Hesabıma gireyim dedim. Bakın beleşe ürün göndermişler. Sabahki halime geri döndüm. Farkında mısınız? Tişört. Çünkü uyumak istiyorum artık. Annemin kaşını aldım. Yengemin kaşını aldım. Kardeşimin kaşlarını aldıktan sonra, şekil verdikten sonra. Ay size göstersem mi onları? Ama bundan önce şöyle tık kahvem.
Hep kameraya buraya bakıyorum. Çok yanlış. Buraya bakmam gerekiyor ama unutuyorum. Kendine çok iyi bakmayı unutmak. Bir dahaki videoya kadar güzel bak kendine. Bir de bu videoyu beğendiyseniz, bu tarz videolar istiyorsanız aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. Çünkü benim ilk vlog videom. Nasıl bilmiyorum. Yorumlarınızı gerçekten çok çok merak ediyorum. Elimden gelince çekmeye çalıştım. Ama çoğu yerde utandım. Benden bu kadar. Bye bye.